Bir de çok özür dilerim ama şunu, şunu da hatırlamakta fayda var mıdır acaba yani 19. yüzyılda da Charles Dickens popülerdi ve Charles Dickens iyi bir romancıdır veya işte senin oynadığın Mozart döneminin popüler müzisyeniydi demek ki iyi olan popüler olabilir yani dolayısıyla dön bir kendine bak yani hani. Daha kötü haber Mozart döneminin yani. de popüler adamı değil bu arada. Nasıl yani? Değil o çok işte o fukaralık filan sonradan geldi. Sonrası gelen. ama ee, yani. O hem geçimsizliğinden hem de aslında o kadar çok anlaşılmıyor. Mesela <laughs> e, şeyi Brandon Fraser'ın e, platformlarda var şimdi bazı bu son Oscar aldığı Whale <laughs> e, Balina. E, işinde. E, çok güzel bir tiyatro oyunu zaten. Oradan sinema uyarlamış. Hiç sıkılmadan seyrediyorsun. Çok küçük bir alanda geçen bir e, e, film olduğu halde. Orada Mervil'den yani Moby Dick'in yazarından e, sö söz ediliyor. Bu spoiler vermeden gideyim. Hı -hı. E, şimdi Mervil, biz nasıl biliyoruz Mervil'i ve Moby işte Her evde kütüphanede işte üst rafa konulan hmm. ama sonradan da hani olan deprem var falan kafamıza düşmesin diye belki alt çok kalın bir kitap çünkü. Ondan sonra bir kitap ve kimsenin okumadığı bir kitap hmm. ya da herkesin okuduğu herkesin. ve kimsenin okumadığı çünkü çok büyüktür falan filan. Ee, 1851'de yazıyor Moby Dick. ve 1920'ye kadar 20'li yıllara kadar balinalar hakkında e, belgeci belgesel tadında e, bir roman ve de biraz da macera var üstüne ama balinalarla ilgili bölümler de çok uzun çok sıkıcı yani herkes oraları ya atlar ya yarıda bırakır kitabı falan 1920'lere geldiğinde e, kitabın arka planı e, felsefesi anlaşılıyor yani insanın kendisiyle Mücadelesi, doğayla mücadelesi filan ve aslında o basit serüven e, romanının arkasında adamın e, büyük yazarlığı ortaya çıkıyor. E affedersin çoktan öldü gitti adam. Yani ve de hayat da çok zor geçiyor yani e, adam için. Yani belli bir popülerliği var ama hak ettiği popülerlik değil. Fakat bugün bunların galiba değil mi siz? Alice de öyle ama mesela. Alice, de her, mi? her, seher, her yüzyılda yepyeni e bir, da, bir, bir, şey. Bravo. Yani yep den bakılan, Aynen. yeniden değerlendirilen. Ama mesela bugün siz mesela yazarlar olarak ikiniz de tabii ki hani aynı şeyde değilsiniz. Farklı şeyler yapıyorsunuz ama yani ne düşünüyorsunuz? Böyle mesela böyle bir idealiniz herhalde yok değil mi? ya da böyle bir romantizminiz yok. Kesinlikle Ölsem, bende yok. gitsem de yüzyıllar yok. sonra açsalar kitaplarımı, baksalar, tekrar tekrar bassalar falan. Yani ben, ben şu an gittikten sonra şeyden... yani kimin okudu beni çok yani enter ben içimden gelen şeyi yazmak istedim aslında. Yazarken hmm. keyif aldığım için. Hmm. Hani nasıl çıkıyorsunuz mesela bir tiyatroda oynuyorsunuz. O o an özel ve o evet. ana has bir şey ve evet. o anın tatmini benim için de yazarken o anın tatmini evet. yani tamir evet. onun için yazdım. Çok, Çok şey acayip. Hiç ya. yok yani. Öyle bir Öyle bir romantizmi ama, yok. Kesinlikle yani romantizme total olarak karşı ve tamamen gerçekliğe odaklı biri olarak evet. E, evet. söylüyorum, her yerde söylüyorum. Yine küçük linçler geliyor ama problem değil yani üç, e, iki nesil sonra yokum ben. Hatırlamayacaklar. Beni Ama e, zaten yani 5-6 son nesil için... sonrasında bir şey bırakabilmek için çok başka gerçekten bir, şey bir matematik ve orkestrasyon ve bir strateji ve yani geleceğe dair bir şey söylüyor olmaya ihtiyaç orada da işte... Bunu bir aktöre soralım. Lazım. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani nam için yaşayan çünkü öyle roller hele hele böyle bir yakışıklıya... Bunu baştan bilemiyorsun bence. Yani nam yani. için yaşayan, şan için ölen, e, kılıç sallayan kendini kurşunların önüne atan, siperlerden fırlayarak koşan e, ya da e, yani senin canlandırdığın ve canlan, canlandırdığın bütün roller için yani biz şunun için ölürüz, Bak, bunun için ölürüz. Nam dediğin öldükten sonra da hatırlanması. evet. Yani. evet. yani namım için, itibarım için, Ondan sonraki itibar bugün yine çok kullanıyoruz e, e, itibar e, lafını ama itibar tabii ki bugün artık e, metalaşmış durumda. Ticari bir manevra itibar yani senin e, itibarın, ticari itibarın, isim itibarın şuyun buyun yani. Sen yaşarken ki hayatını yöneten hatta sana para kazandıran bir şey itibar. Ama bir de başka bir itibar var. İşte çocuklara namuslu bir isim bırakmak hemen aklımıza Münir Özkul e, evet. romantizmi geliyor. Romantizmi. Ondan sonra eski Türk filmlerinin o saf ve romantik filmlerin şey şeyi geliyor ve buna buna inanan, bunu yaşam düsturu edinmiş insanlarla beraber yaşıyoruz şu anda da. Çok şükür. Ha? Çok şükür. Ama buna da çok şükür evet. diyoruz. Tabii. Yani o zaman beyefendinin yazar olarak gerçekçiliği ve o gerçeğin soğukluğu aslında yani e, aslında bir değil mi? Garip tabii, senin kavram. Yani evet bu çoğu insana sert dediğimiz <laughs> <var. gülüyor> anlamlara, aile kavramına Yani aslında yazmak <laughs> eylemin bile senin yazmak eylemin bile romantik bir eylem aslında. Teoride evet ama belki uygulamada bakınca hani söylediklerimde çok da romantik Olmadığımı düşünüyorum. Yani bu gerçekçi e, tavır mesela ben bunu e, şaka, şakayla e, yarı şaka yarı ciddi belirsiz bir şekilde kullanıyorum genelde. Yani bu e, romantizm, coşmalar, <laughs> hevesler, hayaller filan bütün bunlara karşı e, sarkastik ve kırıcı davranmak hoşuma gidiyor. Ama o da aslında neticede romantik bir iş yapmanın sonucu. Çünkü aklı başında olan bir insan bunu yapmaz zaten. Yani bu tip işte sahne işleri, tiyatro işleri filan bu salaklıktır. Bir yani. diye düşünüyorum. E, evet. E, bravo. Evet. Doğru. Ne? O, o ne? Bir ne? Ya, Bu bir sanat yani. E, sanat da gerçeklikten işte. kaçmak için bir aracımız olduğu için her dönem için bu sanatın ne gerçekliğini anlayabilmek ne bir yalan. <laughs> bunu biraz <sunun> da <Gülüyor> söylediği <Gülüyor> gibi, <Gülüyor> gibi yani. <laughs> Gerçek... Ama sanat... gerçeklikten, Pardon, gerçeklikten kaçmaması bazı ya yani adam. tabii çocuksu bir şekilde ee, beğenmediğin, sevmediğin bir gerçeklikten kaçmak, rahatsız olduğun bir dünya, eleştirdiğin bir dünyadan kaçmak ama bu tabii ki oradaki e, senin motivasyonun, duyguların ama aslında yaptığı şey, sanatın Gerçek. yaptığı şey, gerçekliğe kafa atmak yani dönüp tamam. gerçekliği o bir, yanlış kere yanlış bir kere daha kurgulamak, bir kere daha göstermek. Senin o yaptığın da ya. bu. Sanat. Evet yani, dediğimiz yani, o konuda sanat, yanlış anlamayın yalandır gibi ama bir şeyden yani, söylemiyorum. Sanat, gerçekliği anlamamızı, sanat gerçekliği anlamamızı sağlayan bir yalandır. Mevzu bu. Aa, Aa, kalbini o kazandı da, bence şekerim. Yok değil yani şöyle bir şey var gerçeklik dediğin şey olmadığı için çünkü sen bana baktığında aslında beyin korteksine 8 saniye Geç öncenin geliyor. görüntüsü Daha doğrusu, gerçeklik hangi gerçeklikten Bakalım. Gerçeklik gerçeklik Bilmiyorum yetersizdir. Şey. Yani gerçeklik aleladedir... Gerçeklik acınasıdır. Gerçeklik soğuktur, üzücüdür. ...bunun mesela çok güzel de bir anekdotu vardır. Charles Bukowski ile ilgili e, daha e, içki alacak parası of. yok Bukowski'nin. Ondan sonra bir tane e, amatör neredeyse amatör e, sinemacı belgeselci bir e, genç adam. Ee, i̇şte bunu yani kendi parasıyla cebinden parasıyla e, çabalayarak e, Bukowski'nin etrafında dolaşıyor ve onun işte onunla onun hayatını çekiyor, reportajlar e, kaydediyor filan falan. O sırada Bukowski de bu e, sinemacı ile olan ilişkisini yazıyor ve sinemacı bozuluyor. <laughs> Diyor ki ya yani, bir kere bu aramızda geçtiğini yazdığını hiçbir şey olmadı. Kadınlarla da bu kadar başarılı değilsin ve beni de böyle <laughs> Hayal zırt, pırt, zırt pırt iki tane aforizmayla şaşırtmış ve ağzımın payını vermiş değilsin. Bunların hepsi yalan anlattığın. Ondan sonra Bukowski de diyor ki sakın hiçbir gerçekliğin kurgunu bozmasına izin verme. Evet. Çünkü yani hani yani gerçeklik o yüzden iyi bir şey değil ki gerçeklik. O berbat şey yaşadığımız berbat şey. Sonra onu anlatırken, anlatırken yaptığımız kurgu, kurgu yani Yorum. onu bozmak, onu yeterli görmemek anlatırken çünkü hikaye o kadar güzel değil. Yani hikaye bir kere sürprizli değil. Sonra da o çıktı, bak falan. Şimdi oradan kimse. Sonu çıkmıyor belli ya. ha, yani? O berbat bir hikaye, anlatılacak bir hikaye değil. Onu bir sürü yalanla eee süslemek en kötü şey ben bayılırım bunu yapmaya yani süslemeye bilmem ne. En fenası bunun beraber başına geldiğini arkadaşının yanında olduğunu unutmak falan <laughs> <laughs> <Plandıra> böyle. Yani <laughs> yeterince iyi <laughs> anlatırsan hani arkadaşın da inanır bu ya. Bu kadar iyi miydi ya? ya bu falan, yani öyle bu, bu versiyonu daha iyi filan deyip. Biz aslında buna inanalım. Evet. Evet.